MediaMarkt Aslıhan Saraçoğlu'yla Bir Dolu Sinema'yı sunar. Podcast dinleden herkese merhaba demenin vakti geldi. MediaMarkt'ın katkılarıyla Aslıhan Saracoğlu ile Bir Dolu Sinema'ya da hoş geldiniz. Bu hafta sonunda 3'ü yabancı olmak üzere 4'ü de yerli, toplamda 7 tane yepyeni film seyirciyle buluşacak. Keyifli bir Fransız filmi, Çözümler Kitabı, Michel Gondry imzalı bu film, yapımcılarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan yönetmen Mark'ın kaybettiği ilhamını geri kazanma çabasını konu edinirken, dipnot olarak ekleyeyim müziksever takipçilerimiz için, Sting'in de içinde yer aldığı 5 dakikalık bir soundtrack albüm hazırlama mevzusu da var filmle ilgili. O da keyifli bir film. Bunun haricinde Dolunay Katilleri, ki birazdan bahsedeceğiz Martin Scorsese imzalı bu filmden, yerli komedi filmi sevenler için Her Şey Aşk İçin. Bu film aşkı Sedef için, Sedef'in dedesi İskender'in zorlu askeri eğitim şartını kabul eden Alper'in bu süreçte yaşadıklarını anlatan keyifli bir yerli komedi filmi. Ve haftanın tek animasyonu İbi, Doğu Ekspresi'nin gizemi, ailelerin tercih edeceği güzel bir animasyon. Bunun haricinde Öğretmen filmi. O da Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden Trabzonspor ve Fenerbahçe rekabetinin yansımalarını anlatıyor. Komedi dozu yüksek, özellikle bu tarz fanatiklerin farklı bir yerde yaşamak için ve çaktırmadan öğretmenliğini devam ettirmesi için neler yapabileceğini gösteriyor. Keyifli bir film. Bunun haricinde bir de şiddet gördüğü kocasından kaçmaya çalıştığı sırada çıkan arbede de ateş alan silahla kocasını yaralamaktan yargılanan Emine ve onun davasını üstlenen avukat Ayten'in hikayesini anlatan, yani kadına şiddet olaylarını gündeme getiren Serçe'nin Gözyaşı filminin yanı sıra ünlü korku serisi Testere'nin kronolojik olarak ilk filmiyle ikinci filmi arasında geçen olayları konu edinen yeni halkası Testere X, yani 10 Jig Show'un kendi yöntemleriyle bir intikamının peşine düşmesini anlatıyor. Bu hafta sonunda tabii ki korku filmi sevenler ve seriyi sevenlerin kaçırmayacağı bir film olduğunu düşünüyorum. Movies are dreams that you never forget. It's the most magical place in the world. You stop making movies, it'll break your mother's heart. This is larger than any of us. Dolunay Katilleri bu hafta sonunun öne çıkan filmi. Martin Scorsese'nin yönettiği ve Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons ve Lily Gladstone'un oynadığı, hatta kısa da olsa Brendan Fraser'da seyredebileceğiniz Dolunay Katilleri, yani Killers of the Flower Moon, aslına bakarsanız bir beyaz adamın doymak bilmeyen hırsını anlatan bir suç draması. Evet, petrolden bahsedeceğim. 20. yüzyılın başında Osage halkına bir gecede servet kazandıran bu buluşun ardından Amerikan yerlileri bu zenginliği yaşamaya başladıktan sonra onların parasını gasp edip çalmaya çalışan beyaz tüccarları da etraflarına çeker. Ve sonrasında ise Osage kabilesinin halkından bazıları yavaş yavaş cinayete kurban giderek ölmeye başlarlar, fakat üstü örtbas edilir. Gerçek bir hikayeye dayanan ve Ernest Buckhart, ki Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakterle Molly Kyle, Lily Gladstone'un oynadığı ki muhteşem bir performansı söz konusu, umulmadık bir romantizm üzerinden başlayan ilişkileriyle beraber hikaye akmaya başlıyor ve sonrasında ise gerçek aşkın aslında ihanetle birleştiğini gördüğümüz bir sona doğru da ilerliyor. Yani epik bir western suç efsanesi diyebiliriz. David Grann'in aynı adlı 2017 yılı kurgusal olmayan, yani tamamen gerçek olaylara dayanan kitabından uyarlanan bu filmin süresi yalnız 3 saat 26 dakika sürüyor. Evet, yani Dolunay Katillerinde dediğim gibi bu Osage cinayetleri ve FBI'ın doğuşu da konu ediliyor. 20'lerde Oklahoma'da bu petrol bulunduktan sonra kabilenin üyelerinin birer birer öldürülmeye başladıktan sonra yaklaşık olarak ölenlerin sayısı 24'ü aştığında davaya FBI atanıyor, ki onlar da daha henüz kurulma aşamasında ve FBI'ye bağlı olan bir dedektif gizemli cinayetleri
cinayetlerin sırrını çözmek üzere şehre geliyor ve yaşadığı zorluklarla beraber biz de hikayede kimin gerçekten suçlu olduğunu görmeye başlıyoruz. Evet, sonuç itibarıyla tabii ki her zaman söylediğimiz gibi beyaz insanın, beyaz adamın doymak bilmeyen hırsı üzerinden gerçek bir suç ve dram hikayesinde Forrest Gump, Köstebek, Kirli Sırlar, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi gibi filmlerin senarist koltuğunda oturan Eric Roth'un kaleme aldığı bu filmin bazı yerlerinde birazcık sarkmalar olsa da aslına bakarsınız hikayenin en başından finaline kadar Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone'la beraber başrol oyuncularının hepsi mükemmel performans sahnelemişler. $200 milyon üstesinde bir bütçe söz konusu. Yani bugüne kadar yapılmış en pahalı bir biyografik filmle de karşı karşıya kalacaksınız. Eğer süresi sizi çok sıkmayacağını düşünüyorsanız bu hafta sonunun öne çıkan filmler arasında. Bu arada bir dipnot da ekleyeceğim. Tabii ki filmi seyredecek olanlar için özellikle en son finalde yer alan radyo tiyatrosu sahnesinde yönetmen Martin Scorsese'yi de görmek filmin en güzel sürprizlerinden biriydi. Dolunay Katilleri bu hafta sonunun kaçırılmayacaklar arasında yer alıyor. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. This wealth should come to us. Their time is over. It's going to be another tragedy. When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors. I ought to kill these white men who killed my family. I need you here. I am right here. You've got to take back control of your home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? We'll see who's doing it. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Kemerlerinizi bağlayın. Geri sayım başladı. Ne için? Netflix'te başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştı. Yeni film İstanbul için son çağrı. Evet, yeni yayın tarihi de açıklanmış durumda. 24 Kasım'da hazırlıklı olun. Tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak bu film. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendi ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunda da Nurhan Evren Şit'in imzası var. Peki İstanbul için son çağrı filminin konusu nasıl? New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye esasen. İstanbul'dan New York'a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet. New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı, unutulmaz bir geceye sürükleniyorlar. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır. İkisinin de evli olmaları. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i yıllar sonra yeniden yan yana seyretmek tabii ki tüm heyecanımızı doğruğa çıkartıyor. Özellikle de hayranlar açısından. Bakalım 24 Kasım'da İstanbul için son çağrı izleyicisinde nasıl bir etki yaratacak?
Bu arada bugün 21 Ekim, çok özel bir tarih. Geleceğe Dönüş filmini izlediyseniz belki bugünü zaten bir yerlerden siz hatırlıyorsunuzdur. Filmde zaman makinesinin ayarlandığı bir tarih vardı ya, 21 Ekim 2015'ti. Filmin fanları da her sene 21 Ekim gününü Geleceğe Dönüş günü olarak kutluyor. Bu filmin o kadar çok sevilip yıllar boyunca bir kült hale gelmesinin nedenlerinin biri de bence o dönem için üst düzey teknolojiler içeriyor olmasıydı. İnsanlarda ister istemez büyük bir merak oluşuyordu, değil mi? Şimdi zaman makinemiz olmasa da zamanı bizim için epey güzel kullanan teknoloji ürünlerimiz de var. Bugün uçan arabalar da yok ama ayağımızı yerden kesen hoverboardlar, scooterlar var. Ve saniyeler içinde envai çeşit kahve yapabilen kahve makineleri var. Bizi bazen geçmişe götüren retro ürünler, bazen de geleceğe götüren son teknolojilerle donatılmış ürünler var. Yani bugün bütün gün evi köşe bucak gezen akıllı süpürgeler bile var. Dedim ya, zaman makinemiz yok belki ama MediaMarkt'ımız var. Son teknolojilerle buluşmak için gideceğiniz tek adres bence orası. Ya yıl olmuş 2023, akıllı telefon diye bir şey var diyorsanız mediamarkt.com.tr adresi üzerinden ihtiyacınız olan tüm teknolojilere de ulaşabiliyorsunuz. Geleceğin teknolojilerini keşfetmenin MediaMarkt'ta bence tam zamanı diyorum. Evet, geleceğin filmleri. Bu hafta sonunun filmleri dedik. Dijital platformdan önerilerimizi verdik. Yakında seyredecekleriniz dedik. Artık veda vakti geldi. MediaMarkt'ın katkılarıyla Aslan Saracoğlu ile Bir Dolu Sinema'nın sonuna geldik. Podcast dinledik ki bu yayınımızdan şimdilik bu kadar deyip sizlere veda ediyorum. Haftaya yepyeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. MediaMarkt, Aslıhan Saraçoğlu'yla Bir Dolu Sinema'yı sundu.